Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtacağım. Merkezi bir konumdayız. Efeler Mahallesi'nin merkezindeyiz. Bitişik nizam. İki tane villamız var burada. Ön taraftaki satılık 250 metrekare arsa üzerine kurulu iki tane villa. Tabii ki bahçeleri müstakil. 30 metrekarede temel oturumları var bunların. Fiyatlarını videonun açıklama kısmına bırakacağım. Ayrıca terastan muazzam bir deniz manzarası var. Mutlaka terası bekleyin. Buradan da güzel bir deniz manzaramız var ama tabii ki terastaki daha güzel. Buradan da göstereceğiz. Önce bir dış cepheden gösterir misin? Daha sonra iç kesimlere doğru devam edelim. Burada bir veranda alanımız var. Buraya salondan çıkacağız zaten. Üstü kapalı. Girişi göstereyim size arkadaşlar. Buraya isterseniz tam ortaya bir çimçit çekerek zaten sağlı sollu kapıları görüyorsunuz şu an. Ortasına bir çimçit çekerek arkadaki villanın ve bu villanın girişini tamamen ayırabilirsiniz. Bu size kalmış. Şöyle girişte bir antre alanımız var. Villanın dışına antre alanları yapılıyor artık. Buraya da daha önceden yapılmış. İçeride bir antre alanımız yok. Siz buraya kullanabilirsiniz. Zaten bir vestiyer konmuş buraya. En azından yağmur suyundan da burada kurtulmuş oluyoruz. İçeriye geldiğimizde gel böyle karşıdan ya da şuradan alır mısın? Ayrı mutfak 4 artı 1. Aslında açık mutfakmış. Daha sonradan ayrılmış. İçeride bir havalandırma penceresi bırakılmış. Onu da göstereceğim. 30 metrekare temel oturumumuz var. Üst katlar 40 metrekare. Toplamda triplex bir villa. 40, 80, 110 metrekare. Burada toplamda bir 110 metrekarelik kullanım alanımız var. Bir sürgülü kapımız var. Veranda alanına çıkıyor. Televizyon tesisatımız burada. Yaşam ünitesi bu tarafta. Hemen girişin sağ tarafında mutfağımız kalıyor. Oraya geçeceğiz. Önce terası gösterelim. Güzel bir terasımız var burada. Veranda alanımız. Üstü kapatılmış buraya kadar, olduğum yere kadar. Siz dilerseniz cam mekanla da kapatabilirsiniz ama terastaki, yani en üst kattaki teras cam mekanla kapatıldığı için ihtiyaç duymayacaksınızdır. Buradaki tere de çimçitle kapatırsanız kaldırımdan geçen insanlarla daha fazla muhafaza edebilirsiniz burayı. Daha güzel olur. Zaten çimçitin üstünden de yine de deniz manzaranız kesilmiyor. Bunun da bilgisini vereyim. Güzel, burada yaklaşık bir 15-20 metrekarelik veranda alanımız var. İçeriye doğru geçelim, devam edelim. Otomatik panjurlu. Panjurları da göstereceğim sizlere. Tam otomatik, ayrıca manuel değil. Başında durmamıza gerek yok. Gelelim mutfak alanına. Mutfak dediğim gibi önceden açık mutfak bir villaymış burası. Ayırmışlar arkadaşlar. Bir duvar örüp daha sonra böyle sürgülü bir kapı takıp burayı ayırmışlar. Güzel de olmuş. Çünkü çoğu müşterimiz ayrı mutfaklı yer tercih ediyor. Bu da kendine göre bir avantaj. İçeride ufak tefek malzemeler var. Beyaz eşya olarak. Şu anda aktif olarak videoda gördüğünüz beyaz eşya var. Kalacak satış sırasında. Burada bir davlumbazımız var. Ayrıca havalandırma penceresini gösterir misin? Şimdi sonradan ayrıldığı için bir havalandırma penceresi açılmış. Bazı müşterilerimiz tedirgin olabilir. Burası sonradan kapandığı için bir havalandırma penceresi olmayabilir diye bir havalandırma penceresi bırakılmış. Bu konuda içiniz rahat olsun. Güzel de bir mutfağımız var. Beyaz mutfak dolapları. Salonun hemen yanında. İşte burası, çoğu müşterimiz bunu istemiyor. Ama aktif olarak kullanmayabilirsiniz. Üst kattakini kullandırabilirsiniz. Burada ufak da bir misafir lavabomuz var. Bunu göster. Daha sonra üst kata doğru gidelim. Kapının dışarıya açılması daha kötü bir avantaj. Bunu tabii ki sağ tarafa doğru, içeriye yapacağınız ufak bir tadilatla içeriye doğru açtırtabilirsiniz. Üst kata doğru çıkalım. Burada da bir manuel bir panjur bırakılmış. Siz dilerseniz kaldırabilirsiniz. Kendine göre bir avantajı var mı? Oturan kişi artık ona bir karar verebilir. Eğer işine yararsa o şekilde devam edebilir. Üst kata geldiğimizde orta kattayız. Bu katta 3 tane yatak odası, bir tane de ortak kullanım banyo lavabomuz var. Bunun ışıkları şu anda çalışmıyor herhalde. Banyo lavabodan başlayalım. Güzel bir banyo lavabomuz var. Sonra ilk odadan devam edelim. Yerler laminat. Salonda yerler seramikti. Burada laminat, klimamız duruyor. Dediğim gibi bu ufak tefek beyaz eşyalar kalacak burada. Buradan daha güzel bir deniz manzaramız var. Altınkum, marina, Parlamenterler sitesi, Aquasis, İmbatko'yu tamamen buradan hepsine hakimiz. Güzel bir manzaramız var. Ayrıca kapanmayacak bir manzara. Çünkü kot olarak yüksekteyiz. Yani yarın öbür gün karşımıza, deniz tarafına doğru inşaat yapılsa bile onlar kot olarak bu villadan aşağıda kalacaktır. Manzaramızı kesmeyecektir. Sadece bahçe katındaki manzara kapanabilir. Ona bir şey diyemiyorum ama üst kattaki manzaralar kapanmaz. Bir yatak odasına daha geldik.
Bir penceremiz var. Şöyle otomatik pancarı. Bunları da göstermiş olayım. Ayrıca giriş katta da bunlar mevcut. Size de bu şekilde göstermiş olayım. Dilerseniz bir arada da kapı durdurup tekrardan yukarıya gönderebilirsiniz. Burada bir balkonumuz var. Bu balkondan deniz manzarasını daha güzel görürsünüz. Zaten terastan göstereceğiz bunu. Dediğim gibi güzel bir manzaramız var burada. Manzarası için bile alınabilecek evlerden bir tanesi bu. Isı pompasını buraya kuruyoruz. Onu da göster. Buraya bir kabin yapıp daha fazla muhafaza edebiliriz. Ama yazlık bir bölge olduğu için her villada artık ısı pompası kurabileceğimiz tesisat mevcut. Ama şöyle diyeyim, henüz kuran yok. Birkaç tane müşterimiz kurdu sadece bu ısı pompasını. Çünkü ihtiyaç duymuyor arkadaşlar. Yazın zaten sıcak, kışında burada soğuğu en fazla bir ay yaşıyoruz. Orada da klimayla idare ediyoruz zaten. Bir penceremiz var bu yatak odasında. Bir de gömme bir gardırobumuz var. Bu da kalıyor. Burada zaten ölçüleri de buraya göre alınmış bir gardırop bu. Kullanışlı aslında. Buraya aldığınızda mobilyalarınızı ona göre seçerseniz bunu da kullanmaya devam edebilirsiniz. Buraya da bir askılık sistemi ya da perde sistemi yapılmış galiba. Bunu niçin yapmışlar anlayamadım. Dediğim gibi ufak tefek değişiklikler yapacaksınız artık. Sağda sensörlü spot aydınlatmalarımız var. Şu anda açmadık galiba prizini. Şimdi açtık. Geldik en üst kata. Bu katta yine ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Bir tane teras, bir de yatak odası var. Hemen banyo lavabodan başlayalım. Burası villadaki en büyük banyo lavabo. Kullanışlı, gerçekten güzel bir banyo lavabo. Banyo dolapları da güzel, şık durmuş. Yavaş yavaş terasa doğru geçelim. Bu evdeki en büyük yatak odası burası. Ebeveyn odası olarak kullanabilirsiniz. Televizyon tesisatı mevcut. Aydınlatmalar, tek tip spot. Bir penceremiz var yine otomatik panjurlu. Bir de terasa çıkıyoruz. Teras kış bahçesi haline çevrilmiş. Antreden buraya geçişimiz olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama antreden buraya geçişimiz yok. Yatak odasından geçmek zorundayız. Güzel bir terasımız var ama. Manzara, buradaki manzara asla kapanmayacaktır. Bunun bilgisini vereyim çünkü kot olarak yüksek değil. Zaten karşıda birkaç tane villa yapılmış. Sizler de şu anda görüyorsunuz videoda. Kot olarak bizden altta kaldıkları için manzaramızı kapatamıyorlar. Bu manzaraya sürekli hakim olacaksınız. Güzel bir villa tanıttım. Fiyatı da şu anda emsal villalara göre. Bu konumdaki buna benzer villalara göre fiyatı uygun. Açıklamalar kısmına bırakacağım fiyatını. Açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. İsterseniz bizi arayabilirsiniz veya mesaj da atabilirsiniz fiyat bilgisi için. Saat kaç olursa olsun fark etmez. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. 250 metrekare arsa içinde 2 tane villamız var burada. Ön cephe olanını tanıttım. Fiyatı da uygun. 30 metrekare temel oturumumuz var. Üst katlar 40 metrekare diye çıkıyor. Toplamda 4 artı 1 ayrı mutfak diyebiliriz. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.